Evet, bir stüdyo konuğumuz var, Gülbin Vardar. Daha önce eski eşi Ali Uğrak Baş'ın öz kızına senet imzalattığı ve onu borçlandırdığı iddiasıyla stüdyomuza konuk olmuştu. Bir VTR'miz var, ardından Gülbin stüdyoda olacak. Büyük skandal, bu kadarına da pes. Herkese buradan duyurulur. Bu Ali Uğrak Baş. Gülbin Vardar isyan etti. Adana'da dolandırmadık insan kalmamıştır. 500 bin liralık dolandırdı. Kızı aleyhine dolandıran eski eşi Ali Uğrak Baş'a ateş püskürdü. Olay yaratacak sözler. Gülbin Vardar ve kızı aleyhine zor günler geçiriyor. Canını tak eden Gülbin Vardar bir kez daha isyan etti. Eski eşi Ali Uğrak Baş hakkında kan dondurucu iddialarda bulundu. Ali Uğrak Baş kimleri dolandırdı? Gayrimeşru işlere mi bulaştı? Tüm detaylar karşınıza gelecek. Önce neler yaşanmıştı bir hatırlayalım. Şarkıcı Gülbin Vardar'ı herkes bu görüntülerle hatırlıyor aslında. Eski eşi Ali Uğrak Baş'la boşanmasına sebep olan Yeliz Yeşilmen'le bu kavgası büyük olaydı. Evliliğini ihanet bitiren Gülbin Vardar, kızı Aleyna ile uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyor. Gülbin Vardar'la boşandıktan sonra Yeliz Yeşilmen'le evlilik yaşayan Ali Uğrak Baş, Yeşilmen'e şiddet gösteriyordu. Yeliz Yeşilmen'in imalı sözleri, haberlerdeki şiddet görüyor iddiaları olay yaratmıştı. Herkesin kafasında geçen tek bir cümle vardı. Ali Uğrak Baş nasıl bir insan? Son sözüm. İyi niyetimin artık daha fazla kullanılmasını istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. Her konuda yapıyorum. Ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum. Tamam? Seviyorum. Ali Uğrak Baş ve Gülbin Vardar'ın yolları geçtiğimiz günlerde kızları Aleyna için bir kez daha kesişti. Ali Uğrak Baş kızı Aleyna'ya araba alma vaadiyle kandırıp 90 bin Türk liralık ikişer adet senet imzalattı. İmzalarken babasına güvenip kontrol etme ihtiyacı duymayan Aleyna, gerçeği annesi Gülbin Vardar'ın fark etmesiyle öğrendi. Acılı kız babası tarafından dolandırıldı. Gülbin Vardar isyan etti. Beyaz Magazin canlı yayınına katılıp açıklamalar yapan ünlü şarkıcı eski eşine adeta ateş püskürdü. Bu kadar olamaz. Aldım getirdim Bodrum'da. Dün kızımla gittik. Fakat arabayı şeye koymuşlar, icra takibi. Çünkü arabayı alırken kızıma iki tane 90-90 bin liralık senet imzalatmış. Ama bunu benim kızım farkında bile değil. Ömründe senet görmemiş kızım. Gülbin Vardar o günlerde basın mensupları ve İçişleri Bakanlığı'na sesleniyordu. Ancak görünen o ki Ali Uğrak Baş'ın eski eşi ve kızının peşini bırakmaya hiç niyeti yok. Gülbin Vardar bu sefer çok çaresizdi. Herkese buradan duyurulur. Bu Ali Uğrak Baş denilen şahıs daha öncesinde dolandırıcılık, sahte evrak düzenleme, İhaleye fesat karıştırma, daha birçok ağzı alınmayacak ve yüz kızartıcı suçtan hapse girip çıkmış bir adamdır. Adana'da dolandırmadık insan kalmamıştır. Bunu devlet de bilir, insanlar da bilir, herkes de bilir. Şimdi de araba alacağım diye küçük kızını Aleyna'yı tam 500 bin liralık dolandırdı. Aleyna'yı kaç bin TL dolandırdığını açıkladı. Yok artık 500 bin Türk lirası. 180 bin lira. İmza attırıyor iki tane senet, bir ayrı arayla 90-90 liralık. 250 bin lirada yeni bir ödeme emri çıktı bize. Aleyna'ya yani 250 bin lirada peşinat almadım diye yeni bir haciz icra kararı çıkartmış. Bir insan eski eşi ve öz kızına bu kadar büyük bir rezaleti neden yaşatır? Para için mi? İntikam arzusu mu? Resmen kızımın saf ve temiz duygularımla oynayarak, sözde baba sıfatıyla kızıma bu hainliği yapan bu adam, tez vakitte tez dakikada devlet tarafından bu bize yapmış olduğu haksızlığı ve yapmış olduğu adaletsizliğinin ispatlanmasını istiyorum. İsyan etti, gözyaşlarına boğuldu. Başımıza gelen bu 500 bin liralık olaydan kurtulmak istiyorum. Yani bir anne olarak hiçbir şey yapamıyorum. Bu adamın parası da var, gücü de var, her şeyi de var. Olay yapıyor, olay yaptıktan sonra olayını da çok güzel hallediyor. Bu insan gayrimeşru yaşıyor, bunu da herkes biliyor.
Bir sürü zaten davaları var ve kızını da dolandırdı, saffetimiz duygularını oynadı. Ali Urakbaş'ın gayrimeşru işlerin içinde olduğunu söyleyerek yok artık dedirtti. Büyük olay. Biz Allah'tan diriyiz, bu adamdan ölüyüz. Bizim hayatımızı mahvetti ve bizi zaten her şeyimizi aldı. Bir paramızı almaması kalmıştı. Çocuklarına bakmadığı gibi. Bir de şimdi bizden para almak istiyor. Uzun zamandır düzenli bir geliri olmadığı bilinen şarkıcı Gülbin Vardar haklı olarak isyan ediyor ve yardım istiyordu. Öz babası bunu yaptı. Benim daha dayanacak gücüm kalmadı. Ayrıca Vardar sosyal medya hesabından babasının kızını aldığı araba hakkında yakalama kararı çıkarttığını söyledi. Şimdi ünlü şarkıcı Gülbin Vardar Beyaz Magazin canlı yayınında başından geçenleri, eski eşi dolandırıcı olduğu iddia edilen Ali Urakbaş'ın kızı ve kendisine yaşattıklarını tek tek anlatacak. Ortalık karışacak. Evet, Gülbin daha önce de stüdyomuza konuk Gülbin. Olmuştu. Hoş bulduk. Hoş geldin. Eski eşi Ali Urakbaş'la alakalı öz kızını dolandırdığı ve senet imzalattırdığı iddialarıyla buradaydı. Şimdi yeni gelişmeler olmuş. Senden dinleyelim istersen. Zaten bu şahıs böyle bu iş adamı sıfatıyla kim yanına geliyorsa ondan 100-200 lira parayı alıp iş yapacağız bahanesiyle. Fakat daha sonra işte bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, iş yok ortada. 100-200 bin lira için bir adam vurulmaz ki. Aynısını, meydanı bu kadar boş bulmuş ki bu adam, aynısını şimdi kızına yaptı. Araba, sözlü araba aldım diye senet imzalatıyor. Şimdi de ikinci icrada ödeme emri çıkartıyor 250 bin lira. Bunu yeni mi öğrendiniz? Bunu da yeni öğrendik. Şimdi bu adam çok varlıklı bir adam bizim öğrendiğimiz kadarıyla. Paraya ihtiyacı olmayan bir adam neden böyle bir hamlede bulunsun kızına ve sana karşı? Neden? Bunu niye yapmaya çalışsın? Herkes yapıyor. En son kızı kalmıştı zaten. Evet. Bir de kızını dolandırmamıştı. Yani bir de beni dolandırmamıştı. O küçücük kızda zaten öyle para yok ki. Yani nasıl neyle ödeyecek? Benim küçük kızım zaten çok felç geçirdi. 6 ay elektrikli sandalyede kaldık. Biz doktoru da biliyor. Benim kızım strese mitrese gelemez. Yani 15 senede bir zaten felç tekrarlıyor. Ama şimdi bu şu adam... anda mı kızın tekrar felç? Yok. Oldu. Geçmişte 5 olmuştu. Sene oldu. Şimdi bir şey anlayamıyorum. Şimdi babasının 250 bin lira ön ödemeyi talep etmesi için elinde bir evrakı olması lazım. Nasıl sizden bunu talep ediyor Gülbin? Göya peşinat arabayı alırken Göya 250 bin peşinat verilmemiş. Bu devirde kim kime peşinat nasıl verilmiyor? Verilmeden kızınızın üstüne nasıl geçiyor? Peki şimdi bunu sizden nasıl talep ediyor? Onu anlayamıyorum. Yani i̇şte, kafamda oturmayan şeyler var. Ödeme emri çıkarmış. Nasıl çıkarıyor? Elinde belge ne var? Yani bir senet mi var? Bir senet banka? Senet var zaten. İki tane. O senet o var. Ayrı. Ama bu geri kalan 250'nin ne var yani? Peşinat elinde? Ödenmedi diye. Şimdi peşinat ödenmedi diye elinde bir banka dekontu mu var? Yok. Bir senet mi var? Yok. Peki bunu sizden nasıl talep ediyor? Gülbin'cim aklım yani almıyor benim, anlatabiliyor muyum? Ya evrak yok değil mi? İyi bir avukata ihtiyaç. Sen ne yaptın avukat işini? Ay benim avukatım da yok. Ben nasıl kıyamayacağım bilemiyorum. Tamam, ben çok yalnızım. Serkan ben kendi avukatımı devredeceğim. Serkan Yaprak ilgilenecek seninle. Benim dayanacak gücüm kalmadı Pınar Hanım. Canım. Yetkili kim varsa Allah aşkına. Adalet Bakanımız mı? Kadın Hakları Bakanımız mı? Bir küçücük bir çocuğuma bunu yaşatıyor. Ben hiçbir şu şey yapamıyorum. Şu an kızın da felç mi geçirdi yeni? Çocuğum benim felç geçirdi 5 sene önce. Benim çocuğum hiç üzülmemesi lazım. Benim çocuğum zaten travmatik bir çocukluk geçirdi. Zaten mutsuz ve huzursuz yaşadılar. Ömür boyu hep ağladılar. Bir genç kız oldular. 40 yılın başında bir araba aldı diye sevindi. Bakınız başımıza neler geldi. Bir sakin ol. Bu arabayı şu an sizden o 250 bin lirayı talep edemez. Yani bir avukata keşke vaktimiz olsaydı, bir avukata da bağlansaydı. Edemez. Çünkü elinde bir evrak yok. Yani ben onu algılayamıyorum. Sen üzülme, bir sakin ol. Alamaz sizden arabayı. Ha tamam, o 180 bin liralık elinde onu alacak. Ama geri kalan 250 bin lirayı talep edemez alacaktı sizden. Alacaktı, davası açıyormuş. Neyin alacağı? Elinde evet. Belge var mı? Lütfen sakin ol. Bak sizi böyle bulmuş. Bu yani demokratik bir ülkedeyiz. Hukuklar var, hakimler var, savcılar var. Şimdi yani, o diğerlerini senet olduğu için diğerlerini. Onu alabilir evet, ama onu bu 250 bin lirayı zaten. Ne gösteriyor?
yememiş, size. İçmemiş, açmış yani. Yani ayıp. Yani insanda bir merhamet olur, insanda bir vicdan olur. Bu insanları bu hale getirerek keyif mi alıyorsunuz? Mutlu mu oluyorsunuz? İnsanların mutsuzluğuyla mutlu mu? Bir anne burada bak ne hali, gözleri yok, şiş. Yok. Ayıptır ya. Yok, benden ne istiyorsun? Benle uğraş, çocuklarımdan uzak dur. Yalvarıyorum sana, ne olursun be. Birazcık babaysan kızlarımdan uzak dur, ne olur sana yalvarıyorum. Bir anne olarak Ali Urak Baş. Sana yalvarıyorum, yapma Aleyna'ya bunu. Aleyna çok üzülüyor. Yalvarıyorum sana, yapma, ne olur yapma. Gerçekten benim kızım bak felç geçirdi biliyorsun. Üzülmemesi lazım, ne olursun. Bizi bu mahkeme kapılarında böyle bu sıkıntıları yaşatma çocuğum. Çok korkuyor, alışkın değil. O bizim gibi değil, biz alışkınız. Sen bana 100 tane dava açtın. Ben artık her şeye alıştım, bana aç. Ama kızımı açma, çok küçük daha, lütfen ya. Lütfen yapma, yalvarıyorum sana. Yapma, bu da senin çocuğun. Birazcık, birazcık babaysan bunu ispatla, yapma ne olur, kıyma. Başkasının etkisiyle bu çocuğu harcama. Bırak çocuğumu serbest, özgür bırak. Çocuğum çok korkuyor. Bırak, yapma. Ben senden her şey için özür dilerim. Özür dilerim her şey için. Her şey için özür dilerim. Ya kadını şu halini getirdiği hale bak ya. Beni affet. Bizimle uğraşma ne olursun. Ne olursun kızımın peşini bırak. Benim peşimi bırak ne olursun. Lütfen yalvarıyorum. Artık bu düşmanlıklar, bu kavgalar yeter artık, yapma. Ne olursun bak yaşlandık, kaç yaşında olduk. Seneler sonra çocuğuna kavuştun zaten. Yapma, ne olursun yapma. Kıyma küçücük gül gibi kuz kızımı. Ben onları pamukcuklar içinde besledim, hep korudum, kolladım. Yapma, lütfen. Lütfen bizimle uğraşma. Biz de seninle artık hiç adını bile ağzımıza almayacağız. Söz veriyorum sana. Ne olursun uğraşma Ali Urak Baş bizimle. Gör bak halimi. Yaptım. Bir haftadan beri çöktüm, bittim, ağlıyorum. Her gün mutsuz ve huzursuzum, ağlıyorum, tamam? Hep ağlıyorum, mutsuzum. Mutlu ol. Ama çocuğumu mutsuz etme, lütfen. Daha ne yapabilirim? Ne yani diyeyim ki daha? Amacı seni üzmekse ki kaldı ki öyle. Amacına ulaşmış zaten. Görünen o. Ay, benim içim ezildi yemin ederim yani. Burada ben ya. Ben daha nedim, ne yapayım dinlerken ki? Dinlerken ben kötü oldum. Ne desem ya. Olmuyor ki. Bağırsam ya, vicdan çok Gülbin. Önemli bir şey gerçekten. Dik dur. Dik dur. Aksine dik durman lazım. Yok. Yapma böyle. Dik durman lazım. Biliyorum, anlıyorum. Yani takatsiz kaldın. Yok. Evladın için savaşıyorsun ama güçlü ol lütfen. Yani bir kendine bir su falan, bir su verelim. Su verelim mi? Bir bardak. Yok, çok yıprandık. Al şu suyu iç. Al şu suyu daha iç. İstemiyoruz. Bir bardak yıpranma. Su. Bu kavga bitsin artık, tamam, bitsin, istemiyoruz. Şimdi bunu hukuk karar verecek hayatım. Yani iyi bir avukata ihtiyacım var. Onu da ben sana sağlayacağım. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Tamam, tamam mı? Çünkü tamam. Bu artık iş çığırından çıktı. Sen tamam. Burada... yani söylediğim gibi 250 bin lirayı sizden alamaz. Alamaz. Elinde bir evrak olması lazım. Senede olması lazım. Bir şimdi banka dekontu olması lazım. Şimdi ödeyemeyeceği bir borcun lazım. Üstüne bir de 250 bin lira yani, daha eklenince kadın ya yazık, çaresiz burada ya. Tir tir sütüyor. Gözleri davul gibi şişmiş gelmiş. Yardım dileniyor. Bir de özür diliyor. Ya. Diyor ki affet, tamam diyor. Yani mağdur olan taraf olmasına rağmen gördüğümüzde yani diyor, kızım için ben özür dilerim diyor ya. Yeter. Ben özür dilerim diyor yani. Yeter. Daha ne yapsın, ben bir kadın olarak bilmiyorum yani. Ben anlayamadım. Senin... Eğer dize getirmekse, üzmekse amaca ulaşılmış zaten. Başardınız. Yani mutlu olun, başardınız. Sen şimdi bu kadar merhametsiz olan bir insanın merhamet edeceğini mi düşünüyorsun? Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sakın ağlama. Çocukların seni bu şekilde görmesin. Dik dur lütfen. Dik dur, her şeyin bir çaresi var. Böyle bir merhametsiz adamın sen burada bu gözyaşlarını döktüğün zaman merhamet edeceğini zannediyorsan yanılıyorsun Gülbin. Ben sana bunu söylemek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden aklını başına topla. Her şeyin bir çaresi vardır. Sen davanda haklıysan neyse 180 bin TL borcunsa ödersin. O arabayı da satarsın. Kızının tahsil hayatına
yatırırsın. Bravo. Çocuğunu okutursun. Ağlamayacaksın Gülbin. Ağlamanı istemiyorum Gülbin. Çünkü o adam sen burada ağlarken sanma ki mutsuz oluyor. Mutlu oluyor. Daha çok mutlu oluyor. Yapma bunu lütfen. Ve çocukların da seni güçlü görsünler. Merak etme. Ben de senin yanındayım. Hiçbir şekilde sana bir şey olmaz. Neyse borcunu ödeyeceksin. Geri kalanını da kızının tahsil hayatı için ayıracaksın. Ve güçlü olacaksın. Ağlamayacaksın Gülbin. Ağlamayacaksın. Sil o gözyaşlarını. Hemen sil. Allah aşkına ver şunu arabasını ya. Hemen sil. Ya, ya bir hemen araba sil. İçin ya. Ver, hayır, ver gitsin siz... ya senin huzurundan, ağız tadından, senin anneliğinden. Daha mı kıymetli ya? Vallahi başım Allah ağrıdı. Allah. Gerçekten yazık başım ağrıdı. Yazık ya kadın hale bir gelmiş. Bir de özür diliyorsun. Reklam sakın, aramız var. Sakın. Reklam sakın aramız Gülbin. Var. Devam edeceğiz. Böyle. Biz burada kahrolduk yemin ederim. Biz burada kahrolduk. Bu nasıl bir vicdan dedirten olaylar yaşanıyor yani. Ali Uğrak Baş cephesinde de hiçbir olumlu bir girişim de yok. Üstüne yapmayın, bir de yapmayın ya. 250 bin bir borç daha çıkartılmış. Yani, 180 bin bir vardı kızına imzalattığı senetlerde. Bir de 250 bin bir daha. Peki not ödenmedi ama diye. Ama onun evrakları yok. Onu Pınar'ın dediği gibi, evet, senden talep edemez. Edemez. Ama senetli bir şeyi mahkeme tabii açabiliyor tabii yani. Aynen öyle. Yani şunu söyleyeceğim Gülbin'cim. Bak ben de çok üzüldüm. Çünkü ben de bir kadınım, ben de bir anneyim. Ama sen iki tane evladın için daha ayakta durmalısın, daha güçlü olmalısın. Lütfen kendini bırakma. Bak seni geçen sefer geldiğinden bu sefer daha güçsüz gördüm. Böyle teslim olmuşsun gördüm. Anlatabiliyor muyum? Teslimiyet yok lütfen. Çünkü sen davanda haklıysan, bak doğru duvar yıkılmaz. Anladın mı? Sen davanda haklıysan bırak eğri eğriliğiyle kalacak. Ama nedir? Artık bu araba konusunu gerçekten, neyse bu arabayı satın. Bakın arabayı verin demiyorum. Satın. Borcunuz neyse o hani talep edilen evrak ödeyin. Geri kalanı da kızının tahsil hayatı için lütfen kenara koyun. O çocuğun okuması lazım. Ondan sonra o kendi arabasını da alır, kendi hayatını da kurar. Sen lütfen artık kendini heba etme. Mahvettin kendini ya. Bak o geldiğiyle bu geldi arasında ne kadar fark var. Nasıl bir psikolojik baskı iyice uygulanmış. İyice çığırından çıkmış ya yani. Senin söyleyeceğin son şeyler varsa. İyi ki varsınız. Bana inanıp güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de Türk halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Yanımdalar. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Peki ne olmasını bekliyor? Yani önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyorum. Hiç iletişim halinde de değilsiniz. Yok değiliz. Nereye konuşun gidecek bu mevzu yani? Hukuki ben süreç, onu merak ediyorum. Hukuki süreç nasıl hukuki işleyecek? Hukuki süreç başlayacak. İşte tabii ki de bir avukata tamam ihtiyacım var. Ben onu sana başlayacak şey yani yapacağım. Yani onu ayarlayacağım. Of. Ya ne diyeyim yani gerçekten. İddiasına göre adam borçlandırıp bir çeşit intikam. Peki bunu niye yaptı almaya size ya? Bir insan evladına bunu niye yapar? Hep bunu sorguluyorum ben. Bu olay hep gündeme geldiğinde hep bunu sorguluyorum. Bir baba evladına bunu niye yapar? Evladına yapmıyor burada Pınar. Evladı üzerinden aslında kadına yapıyor. Evladı üzerinden kadın yap ama evladı çocuk o kızı ödeyemeyeceğini mu bilmiyor mu? Üzülmüyor mu evladı şu İşte an? Hem onu üzüyor, annesini hem onu böyle üzüyor, böyle ağlayan bir anneyi bir baba. O da ağlıyor. Yani bir de benim anlamadığım onun da çocuğu bu kız ya. Mehmet. Ya el alemin çocuğu değil yani kendi çocuğu, kendi öz evladı bir de. Yok üvey yaptı gibi hissediyor çocuklarım kendisini. Aa, öbür ben böyle bir şey görmedim ya. Pes. O kadar çok ilgileniyor, hep başlarını duruyor, her şeyini karşılıyor. Yapmayın ya. Benim lütfen çocuklarım yapmayın kendisini ya üvey gibi hissediyor. Sanki biz diyor üvey çocuğuz anneciğim diyor. Bizi gönderme oraya istemiyoruz diyor. İstemiyorlar görüşmek. Çünkü hep eziliyorlar. Şimdi senin yapacağın şeyi söylüyorum sana. Bak artık bu iş çığırından çıkmış. Evet. Bu iş artık yani ne bir merhamet duygusu görebiliyorum burada. Ne bir vicdan görebiliyorum. Yani insanın düşmanı bile yapmaz bunu. Düşmanı bile yapmaz bunu. Kaldı ki bu senin çocuklarının babası, senin de eski eşin. Ya bir kadını mağdur etmek. Ya biz kadınlar eksik eteğiz ya. Yani eksik etek varlıklarız. Bu kadar bir kadını vur abalaya üstüne gelerek ne yapılmaya çalışılıyor? Vallahi Allah ya herkese vicdan versin, vicdan. Akıl her fikir zaman, de her versin zaman burada seni misafir ederiz. Teşekkür her zaman ederim da yanındayız. Tekrar söyleyelim burada. Peki programda süremiz doldu. Yarın 8.45'te görüşmek dileğiyle.